Önceki videolarda gördüğümüz gibi enantiyomerler çakışmayan ayna görüntülerine sahip stereo izomerlerdi. Soldaki bileşiğin enantiyomerini çizmek istediğimizi farz edelim. Bunu bu bileşiğin ayna görüntüsünü alarak yapabiliriz. Düzlemde bize dönük olan OH grubu ile birlikte karbon iskeletimizi görüyoruz. Bu soldaki model. İşte karbon iskeletimiz ve düzlemde bize dönük olan OH grubu bu bileşiğin ayna görüntüsünü alırsak aynada enantiyomeri görürüz. Sağ taraftaki ayna görüntümüz sol taraftaki modelle çakışmaz. Şimdi gördüklerimizi çizelim. Karbon iskeletimizi görüyoruz, onu çizelim. OH grubuysa düzlemde bize doğru dönük. Bunu wedge gösterimindeki kama şekliyle gösterelim. Bu da OH'ımız. Sağdaki çizim, soldaki çizimin enantiyomeridir. Sağdaki enantiyomeri temsil etmenin bir başka yolu daha var. Videoya bakalım? Videoda karbondan geçen bir eksen olduğunu hayal ediyorum ve bu ekseni döndürdüğümde diğer enantiyomerin bakış açısını elde ediyoruz. Enantiyomerlerimizin modelini işte burada görüyorsunuz. Karbon iskeletini ve bize dönük olan OH'ı görebilirsiniz. OH bu karbona bağlı ve hidrojense düzlemde bizden uzaklaşıyor. Şimdi bu karbonu bir eksen etrafında döndürdüğümüzü hayal edelim çevirelim. Enantiomeri görürken şimdi başka bir bakış açısı kazandık. Şimdi karbon iskeletimiz böyle görünüyor. Burada bizden uzaklaşan OH ve bize dönük olan hidrojen var. Burada çizimlerde yardımcı olması için videodan aldığım görüntüler var. Bu görüntünün bu bileşiğe ait olduğunu görebiliriz. Karbon iskeletine bakarsanız bize dönük OH'ı görebilirsiniz. Videoda bu bileşiği alıp sağdaki görüntüyü elde etmek üzere çevirmiştik. Bunlar aynı bileşiğin iki görüntüsü. Bu da aslında enantiyomeri çizmenin başka bir yöntemi. Bu sefer iskeletimiz bu şekilde gidiyor. Şimdi karbon iskeletimizi çizelim. OH grubumuz bizden uzaklaşıyor. O zaman kesik çizgiyle göstermemiz gerekir. Bu iki çizim de aynı bileşiği gösteriyor. Evet, enantiyomer çizmenin iki ana yöntemi var. En azından benim kullanmayı tercih ettiğim iki yöntem diyebilirim. İlk yöntemde bileşiği aynada yansıtıyoruz ki zaten ilk önce bunu yaptık. Bileşiği aynada yansıttık ve gördüğümüzü çizdik. Bu da bize bu enantiyomer çizimini verdi. Sağdaki çizimin soldaki çizimle aynı şey olduğunu gördük. Bu çizimle ilk bileşiğimiz arasındaki farka dikkatinizi çekmek isterim. Karbon iskeletleri aynı. Tek fark kama şeklini kesikli çizgiyle değiştirdik. İşte bu da enantiyomer çizmenin bir başka kolay yolu. Kama ile başlıyorsanız kesikli çizgiyle değiştirin. Kesikli çizgiyle başlıyorsanız kama ile değiştirin. Şimdi gelin bu bileşiğin enantiyomerini çizelim. İlk olarak ayna yöntemini kullanacağız. Burada bileşiklerimizin basitleştirilmiş temsillerini görüyorsunuz. Yani halkanın konformasyonu gibi şeyleri göz ardı ediyoruz. Bu karbona bağlı olan brom düzlemde aşağı doğru iniyor. Yani video görüntüsünde bu karbon olacak. Bu karbona bağlı bromsa yukarı doğru çıkıyor. İşte görüntü de burada. Aynada ayna görüntüsünü yani enantiyomeri görüyoruz. Şimdi enantiyomerimizi çizelim. Sikloheksan halkamızı çizelim. Bu karbona bağlı aşağı yöne doğru giden brom var. Bunu yerleştirelim. Bu karbonda ise yukarı doğru giden brom var. Bunu kama ile göstereceğiz kamanın içini dolduralım ve BR yazalım. Evet. Sağ tarafta enantiyomeri görüyorsunuz. Tabii bazen model veya aynanız olmayabilir. Fakat soldaki çizimi kullanarak ayna görüntüsünü çizebilirsiniz. Tam burada bir ayna olduğunu hayal edin. Bromların aynaya yansıdığını görebilirsiniz. Birbirlerinin karşısında olan karbonları da şöyle kırmızı çizgilerle gösterelim. Evet. Ayna görüntüsünü çizmek için birkaç ufak taktik vermiş olduk. Sağdaki enantiyomeri göstermenin bir başka yolu var. Şimdi video izleyelim. İki enantiyomerimiz elimizde. Gördüğünüz gibi bunlar. Birbirlerinin ayna görüntüleri. Sağdaki enantiyomeri döndürürsem, onu farklı bir bakış açısından görebilirsiniz. Her iki kiralite merkezinin de yönünün değiştiğine dikkat edin. Bu ikisinin birbirlerinin enantiyomeri olduğunu kanıtlamak için üst üste koymaya çalışalım. Yapamıyoruz, değil mi? Bunlar birbirlerinin çakışmayan ayna görüntüleridirler. Sağda gördüğünüz görüntü iki enantiyomer arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Soldaki molekülü aynada yansıtınca sağdaki enantiyomeri görebiliriz. Sağdaki enantiyomeri aldık ve bu konuma doğru çevirdik. Şimdi enantiyomeri bu açıdan çizelim. Sikloheksan halkasıyla başlayalım. Bu karbona bağlı bromun aşağı doğru yöneldiğini görebiliyorsunuz. Yani bu kesikli çizgi olmalı. Bu karbonda ise brom yukarı yönde bize dönük. Yani kama simgesini kullanacağız. İşte sağdaki enantiyomeri bu şekilde de gösterebiliriz. Bu çizim ve bu çizim aynı molekülü göstermenin farklı yolları. Bu soldaki bileşiğin enantiyomeri. Şimdi ilk bileşiğimize bakalım ve sağdaki çizimle kıyaslayalım. Bu karbona bağlı bromun bize dönük olduğuna dikkat edin. Bu karbonda ise brom düzlemde bizden uzaklaşıyor. Bu karbonda brom bizden uzaklaşıyor. Bu karbonda bize dönük. Enantiyomeri çizmek için tüm kiralite merkezlerini tersine çeviriyoruz. Yani kama varsa kesikli çizgiyle değiştireceğiz. Kesikli çizgi varsa kama ile değiştireceğiz. Bu yöntem daha kolay. Enantiyomeri çizmek için tüm kiralite merkezlerini tersine çevirdik. Bisiklik bileşiklerde aynı yöntemi en kolayıdır. Hedefimiz bu bileşiğin enantiyomerini çizmekse önce burada bir ayna hayal edelim. Üstteki görüntüyü kılavuz olarak kullanabiliriz. Hidrojenin ve klorun aynaya yansıdığını görüyoruz. Bunları çizelim o halde. Hidrojeni buraya çiziyoruz ve bağımız aşağı doğru iniyor. Bu karbonla klorsa dümdüz aşağıda. Bu hidrojenin ve klorun aynadan nasıl yansıdığına dikkat edin. Şimdi bu karbonu düşünelim. Bu şekilde bir çizgi çizmemiz gerekiyor. Bu karbon bunun yansıması. Bu karbonları işaretleyeyim. Bu çizgiyi biraz daha uzatalım ki yatay düzlemin nerede olduğunu yaklaşık olarak görebilelim. Çizimdeki karbonlar görüntüdeki şu karbonlar. Şimdi bu yatay düzlemden yukarı doğru giden bir çizgi çizelim. Bu karbona geldik. Bu da aynadaki bu karbonun yansıması. Şimdi buradakini düşünelim. Bunun düzlemde yukarı doğru gitmesi lazım. Çizime yardımcı olması için yatay bir hat daha çizelim. Evet, bu noktadan yukarı doğru çıkacağız değil mi? Bu karbon, bu karbonun yansıması. Şimdi en üstteki karbonumuzu yansıtalım. Çizgimizi çizelim. Bu karbonun buradakinin yansıması olduğunu düşünebiliriz. Çizgilerimizi soldakine göre çizelim. Tabii biraz daha aşağı ineceğiz ama burada bir boşluk bırakacağız. Çünkü bu arkadan geçiyor. Ardından arkadaki karbonlara kadar gidelim ve çizgileri birleştirelim. Evet. Nihayet enantiyomerimizi çizdik. Sağdaki çizim soldaki bileşiğin enantiyomeridir. Bunu kanıtlamak için ayna görüntüsünü gerçek bileşikle üst üste koymaya çalıştığım videoya bir bakalım. İki enantiyomerimizi görüyoruz. Bunlar birbirlerinin çakışmayan ayna görüntüleri. Çakışmadıklarını kanıtlamak için sağdaki enantiyomeri döndürüp soldakiyle üst üste koymayı deneyeceğim. Gördüğünüz gibi olmuyor. Yani bunlar enantiyomerdir.